Merhaba, bugünkü dersimizde per ünit hesapla ilgili problemler çözeceğiz. Birinci örneğimiz, aynı barada paralel bağlı bulunan iki jeneratörün alt geçici reaktansı, yani biz bunu x2 üssüyle gösteriyorduk jeneratörler için, 0,1 per ünit her iki jeneratör için alt geçici reaktans değeri aynıymış. Bir nolu jeneratörün kilovolt amper cinsinden güç değeri ve kilovolt cinsinden gerilim değeri 2500 ve 2,4. 2 nolu jeneratör içinde güç değerimiz 5000 kVA, gerilim değerimiz yine 2,4 kilovolt. Bu jeneratörlerin 15 megavolt amper ve 2,4 kilovolt bazına göre per ünit reaktanslarını hesaplayınız ve paralel bağlı bu iki jeneratöre eş değer olan jeneratörün eş değer per ünit reaktansını bulunuz. Zaten paralel bağlı olduğuna göre gerilimleri eşit olmak zorundadır. Aksi takdirde jeneratörleri birbirine paralel bağlayamazsınız. Zaten bir terslik yok. Soruda da bunlar verilmiş. Şimdi bu tür problemlerde en az iki tane baz değer seçmemiz gerekiyordu ve genellikle güç ve gerilim değerini baz seçiyorduk. Eğer soruda size baz değerleri verilmemişse istediğiniz değerleri baz seçebilirsiniz. Ve genellikle verilmediği durumda hattın başındaki yani jeneratör değerlerini baz seçmek hesaplamalarda kolaylık sağlıyordu. Burada zaten sadece birbirine paralel bağlı iki jeneratör var. Ve baz değerler de verilmiş. 15 megavolt amper. Biz bunu SB ile gösteriyorduk. Yani baz güç değeri SB 15 megavolt amper olarak verilmiş. Baz gerilim değerimiz de bunu da VB ile gösterebiliriz. 2,4 kilovolt olarak verilmiş. Baz gerilim değerimiz 2,4 kilovolt. Baz güç değeri de 15 megavolt amper. Baz değerler verildiği zaman doğrudan doğruya çözüme başlayabiliriz. Baz gerilim ve baz güç değeri bu örnek için zaten verilmiş. Şimdi az önce de gösterdiğim, geçen derslerde de vermiş olduğumuz yeni baz değerlere göre per ünit reaktansları bulan bir eşitliğimiz vardı. O eşitlik yardımıyla, ki o eşitliğimiz şöyleydi, x per ünit nil eşittir x per ünit volt parantez içerisinde VB volt bölü VB nil'in karesi çarpı SB nil bölü SB volttu. O formülü kullanarak şimdi jeneratörlerin bir nolu jeneratör için önce eski per ünit reaktans değerimiz 0,1 yazdık. Eski baz gerilim değerimiz 2,4 soruda verilenler eski değerler olarak alıyorduk. Eski baz gerilim değeri 2,4. Yeni baz gerilim değerimiz de 2,4. Dolayısıyla 2,4 bölü 2,4 karesini aldık. Yeni baz güç değerimiz 15 megavolt amper, 15.000 kilovolt amper olarak yazdık. Eski baz güç değerimiz bir nolu jeneratör için 2500. 2500'ü aldık. Buradan bir nolu jeneratörün per ünit reaktansını 0,6 olarak buluyoruz. Benzer şekilde 2 nolu jeneratörün per ünit reaktansında sadece baz güç değeri, eski baz güç değeri değişiyor. Çünkü 1 nolu jeneratörde 2500'dü ancak 2 nolu jeneratörde bu değer 5000 kVA, o yüzden 5000 yazdık. Reaktans değerlerini 0,6 ve 0,3 olarak bulduk. Yani per ünit reaktansları hesapladık. Paralel bağlı bu iki jeneratöre eş değer olan jeneratörün per ünit yani eş değer per ünit reaktansı da isteniyor. Basit bir reaktans diyagramında gösterirsek 2 nolu 1 ve 2 nolu jeneratörler birbirine paralel bağlı. Reaktans değerlerini de 0,6 ve 0,3 olarak hesapladık. Dolayısıyla eş değer reaktans değeri bu iki reaktansın paralel eş değerine eşittir. Onun da değerini hesaplarsanız 0,2 per ünit olarak bulursunuz. Evet, şimdi bir başka soru çözelim. Sorusu olan var mı bu soru ile ilgili? Anlaşılmayan bir nokta var mı?
İkinci sorumuz. Şekilde tek hat diyagramı verilen sistemde generatörün gücü verilmiş 15.000 kV, burada da yazıyor zaten. Gerilim 8,5 kV. Alt geçici reaktans X2'sü %20 ya da 0,2 fermit. T1 ve T2 transformatörleri tek fazlı 3 adet transformatörün bağlanmasından meydana gelmiş olup, bu önemli, T1 ve T2 transformatörleri 3 fazlı transformatörler değilmiş. Bunlar tek fazlı transformatörler. Her fazda bir tane olacağı için 3 adet kullanılmış. Meydana gelmiş olup hat başı ve sonu sırasıyla üçgen yıldız ve yıldız yıldız, burada da görünüyor zaten. Yani hat başındaki yükseltici transformatörümüz üçgen yıldız bağlanmış. Hat sonundaki indirici ya da alçaltıcı transformatörümüzün bağlantı grubu da yıldız yıldız. Her bir tek fazlı transformatörün gücü 6667 kVA ve reaktansları %10'dur. Her birinin gücü verilmiş ve yine kaçak reaktans değeri verilmiş. Enerji taşıma hattının reaktansı 70 ohm'dur. Burada da verilmiş, enerji taşıma hattı gösterilmiş. Yük ise, hattın sonuna bağlı olan bir yük var. 10.000 kilovolt amper ve 12,5 kilovoltta 0,8 ya da %80 güç faktörüyle çalışmaktadır ve endüktif bir güç faktörü. Bunlar verilenler. Sorumuza gelelim. Baz olarak yük devresi 10.000 kVA ve 12,5 kV, yani yük devresinin değerleri seçildiğine göre per ünit cinsinden reaktans diyagramını çiziniz ve bu yük şartlarına göre generatör uçlarındaki gerilimi hesaplayınız. Yani önce reaktans diyagramını çizeceğiz. Bunun için de per ünit cinsinden reaktans değerlerini hesaplamamız lazım. Daha sonra da generatör ucundaki gerilim değerini gerçek değer olarak bulacağız. Çünkü hesaplayınız, gerilimi hesaplayınız diyorsa gerçek değer istiyordur. Per ünit cinsinden hesaplayınız dediği zaman per ünit olarak sonucu bulmamız yeterli olacaktır. Şimdi o zaman çözüme geçelim. Öncelikle baz değerler verilmiş ve yük devresi değerleri, yani 10.000 kilovolt amper ve 12,5 kilovoltu biz baz değerler olarak alacağız. Yani baz gerilim değerini alırken yük devresinden başlayacağız. Yük devresindeki baz gerilim değerimiz 12,5 kilovolt. O halde 70 ohmluk iletim hattındaki, şu noktadaki iletim hattı üzerindeki baz gerilim değerini T2 transformatörünün dönüştürme oranından faydalanarak bulabiliriz. Daha önceki derslerde yaptığımız örneklerde genelde generatörün değerlerini baz alıp hattın sonuna doğru giderek yeni baz gerilim değerlerini buluyorduk. Ama burada tersten gidiyoruz. Ancak aynı işlemler, benzer işlemleri yapacağız. Şimdi T2 transformatörünün dönüştürme oranına dikkat edin. Primer 100, sekonder 10. Dolayısıyla yük kısmında baz gerilimim 12,5 kV ise 70 ohmluk iletim hattının olduğu kısımda baz gerilimi nedir? 12,5 çarpı 100 bölü 10'dur. Yani burada 10 kat daha yüksektir. Taşıma hattı için baz gerilimi 12,5 çarpı 100 bölü 10'dan 125 kV'tur. Yani bu noktadaki baz gerilimimizi 125 kV olarak bulduk. Şimdi burada T2 tek fazlı transformatör. Ancak iki taraf da yıldız bağlı olduğu için iki tarafı da köküçle çarpmak gerekiyordu. Dolayısıyla burada iki tarafı da, yani payı ve paydayı da köküçle çarpsak sonuç değişmeyeceği için göstermedik. Şimdi de generatör devresi için baz gerilimine bakalım. Benzer şekilde generatör devresindeki baz gerilim İletim hattı baz gerilimimiz 125 kV. Dönüştürme oranına dikkat edin.
Primer 10, sekonder 100. Yani 125 çarpı 10 bölü 100 olacaktır jeneratörün baz gerilimi. Ancak T1 ve T2, daha doğrusu burada T1 transformatörü tek fazlı transformatör olduğu için, hatırlayın, tek fazlı transformatör için şunları söylemiştik. Transformatör tek fazlı olduğu için verilen değerler, güç değeri de tek fazın gücüdür. Gerilim değeri ise faz nötr değeridir. Çünkü zaten tek fazlı, fazlar arası gerilim değeri olamaz tek fazlı olduğu için. Ama benim sistemde kullandığım bütün değerler 3 faz değerleri. Yani güç 3 fazın gücü, gerilim ise fazlar arası gerilim değerleridir. O yüzden demiştik ki eğer transformatör 3 fazlı değilse, yani tek fazlı ise bağlantı grubu önemli. Üçgen bağlantıda faz nötr gerilimi aynı zamanda fazlar arası gerilim değerine eşit olduğu için üçgen bağlantıda da herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ancak yıldız bağlantı durumunda fazlar arası gerilim faz nötr geriliminin kök3 katıdır. Dolayısıyla burada verilen dönüştürme oranında verilen 10 kilovolt ve 100 kilovolt değerleri faz nötr olarak gerilim değerleridir. O yüzden bunları fazlar arası gerilim değerine çevirmem gerekiyor. Bu nedenle jeneratör devresi için baz gerilimini bulurken 125 çarpı 10 bölü 100 dönüştürme oranına göre 10 bölü 100, ancak 100 kilovolt yıldız tarafı olduğu için 100'ü kök 3 ile çarpıyoruz. O yüzden jeneratörün baz gerilimi 12,5 bölü kök 3 kilovolttur. Onu da şuraya yazalım. Jeneratörün baz gerilimi 12,5 bölü kök 3. 12,5 bölü kök 3'ün değerini de buraya yazabilirsiniz. Ancak birazdan göreceğiz. Zaten birbirini götüreceği için değerler bu şekilde kalabilir. Şimdi ne yaptık? Jeneratör için yeni baz gerilim değerlerini bulduk. Artık bu değerler benim için yeni baz gerilim değerleri. O halde şimdi de yeni baza göre permittivitesinden empedansları bulalım. Önce jeneratör için bulacak olursak yine aynı eşitliğimizi kullanıyoruz. Yani x jeneratör new yeni, x jeneratör old eski değer, VB O bölü VB N, yani eski baz gerilim bölü yeni baz gerilim değeri. Formülden bunun karesi geliyordu. SB New SB Old yeni baz güç bölü eski baz güç. Şimdi değerleri yerine yazalım. Jeneratörün eski reaktansı soruda verilmişti. %20 olarak verilmiş. Alt geçici reaktansı %20. Dolayısıyla 0,2. Eski baz gerilim değeri yine soruda verilmiş. Bu verilen değer 8,5 kilovolt eski baz gerilim değeridir. Yenisini ise 12,5 bölü kök 3 bulduk. Eskisi 8,5, yenisi 12,5 bölü kök 3 karesini aldık. Yeni baz güç değerimiz, yük değerini baz değerler olarak seçmiştik. Yani yeni baz güç 10.000 kilovolt amper. 10.000 şuradan geldi. Eski baz güç değerimiz de jeneratör için verilen değer eski baz güç değeridir. O da 15.000 kilovolt amper olarak verilmiş. 15.000 de yazıp buradan jeneratörün per unit cinsinden yeni baza göre reaktans değerini bulmuş olduk. Benzer şekilde transformatörler için de bulalım. Transformatörlerin dönüştürme oranları aynı olduğu için transformatörlerde yine hatırlarsanız yeni reaktans değerini bulurken primer tarafı da alabilirdik, sekonder tarafı da alabilirdik. Burada her iki transformatörün, birinci transformatörün sekonder tarafını, ikinci T2 transformatörünün primer gerilim değerini alırsak zaten değerler aynı olduğu için arada da sadece bir iletim hattı var. Sonuç aynı çıkacaktır. O yüzden transformatörlerin yeni baza göre reaktansını yine şu eşitlik yardımıyla bulabilirim. Transformatörlerin kaçak reaktansı bu soruda verilmişti eski değeri olarak. %10 verilmiş. Dolayısıyla 0,1. Eski
VB old dediğim eski baz güç değeri T1 ve T2 için birinin sekonderini aldık. Aynı zamanda diğerinde primerine aynı gerilim değeri var. Şimdi burası 100 kilovolt. Dikkat edin, bağlantı grubuna yıldız bağlı. T2 de yıldız bağlı. O yüzden 100 köküç yazıyorum. Yıldız olduğu için köküçte çarpıyorum. Yeni baz gerilim değerimiz birinci transformatörün sekonder tarafı, ikinci transformatörün primer tarafı, yani 70 ohmluk iletim hattının olduğu kısımda yeni baz gerilim değerini 125 kilovolt olarak hesaplamıştık. Dolayısıyla yeni değer 125 kilovolt. Eski, özür dilerim, yeni SBNIV. Yeni baz güç değerimiz 10.000 kilovolt amperdi. Az önce de kullandık. Eski baz güç değerimiz, transformatörler için eski değerlere bakalım. Her bir tek fazlı transformatörün gücü 6.667 kilovolt amper. Evet, 6.667. Ama bunu 3 ile çarpmamız gerekiyor. Niçin? Çünkü transformatörler tek fazlı transformatörler. Dolayısıyla verilen güç tek fazın gücüdür. Ama bizim bütün değerlerimiz 3 fazın değerleri olduğu için tek fazın gücü 6.667 ise 3 fazın gücü 3 çarpı 6.667'dir. Buradan da transformatörlerin yeni baza göre per unit reaktanslarını bulmuş olduk. Şimdi ne kaldı? Sadece taşıma hattının per unit reaktansı kaldı. İletim hattı ya da taşıma hattında reaktans değerimiz gerçek değer olarak 70 ohm olarak verilmiş. Per unit değer gerçek bölü baz olduğuna göre gerçek değer verilmiş. Dolayısıyla baz değeri bulmam lazım. Yine daha önce verdiğimiz bir eşitlik vardı. Baz empedans, baz gerilimin karesi bölü baz güçe eşitti. Ancak gerilimin birimini kilovolt, gücün birimini de megavolt amper alacaktık. Taşıma hattı için baz gerilimi 125 kilovat bulmuştuk. O yüzden VB yerine 125. Baz gücümüz de 10.000 kilovolt amper, ama burada megavolt amper olarak yazacağız. O yüzden 10 megavolt amper. Buradan baz empedans değerini bulduk. Gerçek değer de soruda 70 ohm olarak verilmiş. O yüzden per unit değer gerçek bölü baz değerinden 70 bölü 1562,5. Buradan 0,045 per unit olarak buluruz. Şimdi reaktans diyagramını şu verilen tek hat şemasında dikkat edin. Jeneratör var. Hepsi birbirine seri bağlı. T1 transformatörü, taşıma hattı, T2 transformatörü ve bir yük var. Dolayısıyla reaktans diyagramını gördüğünüz gibi çizebiliriz. Şurası jeneratör kısmı, T1 transformatörü, taşıma hattı, T2 transformatörü ve yükü de verilenlere dayanarak bir direnç ve bir reaktanstan oluşacak şekilde gösterebiliriz. Çünkü ben verilenlerden anlıyorum ki yük statik bir yüktür. Yani döner makina şeklinde bir yük değildir. Çünkü döner makina şeklinde olsaydı alt geçici reaktansının, yani X ya da X2 üssü değerinin verilmesi lazımdı. Ancak burada sadece kosinüs fi verildiği için de sadece dirençten oluşan bir yük olmadığını da anlıyorum. Kosinüs fi özellikle endüktif verildiğine göre bu bir direnç ve reaktanstan oluşan bir yüktür. Onu da bu şekilde gösterebiliriz. Dolayısıyla reaktans diyagramımızı bu şekilde çizeriz. Sorunun birinci bölümü buydu. Reaktans diyagramını istiyordu. İkinci bölümde ise bu yük şartlarına göre jeneratör uçlarındaki gerilimi hesaplayınız diyor. Yani burada VT ile gösterdiğim gerilim değerini istiyor. Jeneratör uçlarındaki gerilim VT'dir. Şimdi jeneratör uçlarındaki gerilimi hesaplayabilmek için, VT'yi hesaplayabilmek için yükün ucundaki per ünit cinsinden gerilimi eğer bilirsem, per ünit cinsinden yükün ucundaki gerilime de VPU diyelim. Bir de buradan geçen akımı eğer hesaplarsam, yani seri bir devre olduğu için buradan geçen akım aynı zamanda yükten de geçiyor. Öyle diyelim.
Reaktans değerleri zaten biliniyor. Jeneratörün gerilim kaynağının değerini doğrudan bilmeye gerek yok. Çünkü jeneratör uçlarındaki gerilim, yani uç gerilimine VT dedik. İç gerilimi bilinmese de VT ile gösterdiğim uç gerilimini hesaplayabilirim. Demek ki burada IL ile gösterdiğim akımın per unit değerini bulmam lazım. Çünkü diğer değerler, şu anda gösterdiğim reaktans değerleri, hesaplayacağım VT değeri veya biraz sonra hesaplayacağım per unit ve per unit gerilim değeri. Bunların hepsi per unit olduğu için IL'nin de per unit cinsinden değerini bulmam lazım. IL'nin per unit cinsinden değerini nasıl buluruz? Yükün gerçek değerleri verildiğine göre buradan IL'nin gerçek değerini bulurum. Baz değerler olarak da 12,5 ve 10.000 kV'ye da baz değer olarak verilmiş. Buradan da baz değerini bulurum ve gerçek bölü bazdan IL'nin değerini hesaplayabilirim. Veya yükün empedansından giderek de hesaplayabilirim ki burada çözüm yöntemi olarak o yöntemi kullandık. Şimdi o zaman VT gerilimini bulabilmek için öncelikle yük akımını ve yük empedans değerlerini bulalım. Yük değerleri baz olarak seçilmiş. Dolayısıyla yükün hemen bir önceki bunları hatırlayalım. Yükün gücü 10.000 kilovolt amper. Gerilim 12,5 kilovolt. Şimdi kosinüs bir 0,8 endüktif verilmiş. Onu da kullanacağız. Ancak S yani 10.000 kilovolt amper görünür güçtür. 3 fazlı bir sistemdeki görünür güç eşitliğini hatırlarsanız S eşit kök 3 çarpı U çarpı I. Görünür güç olduğu için kosinüsü yok. Dolayısıyla buradan akım değeri neye eşittir? Güç bölü kök 3 çarpı gerilimdir. Güç değerimiz 10.000 kilovolt amperdi. Bunu 10 megavolt amper yazıp gerilimin biriminde 12,5 kilovolt amper alırsak akımın birimi kilo amper çıkar. Dolayısıyla I'yı mutlak değer olarak 10 bölü kök 3 çarpı 12,5 kilo amper olarak yazabiliriz. Dolayısıyla bu durumda yükteki faz nötr empedansı Z faz nötr empedansı olduğu için gerilim bölü akımdan empedansı buluruz. Faz nötr empedansı olduğu için yine burada gerilimi 12,5 bölü kök 3 alıyorum. Çünkü faz nötr değerini alacağım gerilimin. Akımı da 10 bölü kök 3 çarpı 12,5 bulmuştuk. 12,5'un birimi kilovolt. O yüzden akımın birimini de kilo amper olarak yazdık. Kilovolt bölü kilo amperden yükün faz nötr empedans değerini 10 cinsinden bulmuş olduk. Ancak tabii bu mutlak değeri sonuçta bunun bir de açısı var çünkü kosinüs fi 0,8 ve endüktif. O yüzden açılı olarak yazarsak empedansı kosinüs üzeri eksi 1 0,8 onu da 0,8 artı j 0,6 çarpımı şeklinde yazabiliriz. İşte bu bulmuş olduğumuz değer empedansın gerçek değeridir. Çünkü gerçek akım, gerçek gerilim, gerçek güç değerlerini kullanarak bulmuş olduğumuz gerçek empedans değeridir. Şimdi de baz empedansı bulalım. Baz empedans eşitliğimiz. Bunu az önce de yaptık aslında. Baz gerilimin karesi bölü baz güç yani 12,5'un karesi bölü 10'dan baz empedans da 15,625 ohm'dur. Buradan per unit empedansı gerçek bölü baz değerinden gerçek değerimiz de 15,625. Baz değeri de ancak gerçek değeri de açılı olarak yazdığımız zaman şöyle yazmıştık. Dolayısıyla buradan özür dilerim, per unit empedans 0,8 artı j 0,6 olarak bulunmuş olur. Şimdi dolayısıyla empedansı bulduk. Bir de per unit cinsinden yükün gerilimini bulalım. Yani şuraya biz yükün per unit cinsinden gerilim değeri. Per unit neydi? Gerçek bölü baz. Yükün gerçek gerilim değeri nedir? 12,5 kilovolt. Peki baz gerilim değeri nedir? O da 12,5 kilovolt. Yük değerleri zaten baz seçildi. Bu nedenle per unit cinsinden şuradaki yükün gerilim değeri nedir? 1 per unittir. Çünkü gerçek gerilim bölü baz gerilim
yapıyoruz. İkisi de birbirine eşit. Yani V per unit dediğim değer gerçek bölü bazdan 1 per unit. O zaman şimdi artık yük akımını bulabiliriz. Akım gerilim bölü empedanstan. Gerilim per unit cinsinden 1'dir. Empedansı da per unit cinsinden 0,8 artı J0,6 bulduk. Dolayısıyla per unit cinsinden akımı 0,8 eksi J0,6 olarak bulabiliriz. Buradaki aynı değeri hiç empedansı hesaplamadan da per unit cinsinden akımı bulup, çünkü burada aslında gerçek değerini de bulmuştuk. Yük akımı gerçek değeri budur. Gerçek bölü bazdan, ama yine akımı, daha doğrusu açısını da dikkate almamız lazım. Kosinüs fi ise çünkü 0,8 endüktif. Yani bu değer gerçek değer. Baz değerleri bulduğunuz zaman da yine orada da zaten dikkat edin. Gerçek bölü baz mutlak değeri olarak birbirine eşit oluyor, ama sadece akım farkından dolayı yine sonuç aynı çıkar. Şimdi jeneratör uçlarındaki gerilim bulalım. Yani VT değerimiz. Bunu az önce reaktans diyagramından söylemiştik. VT gerilimi V per ünit artı seri bir devredeki 3 tane reaktans değeri, seri olduğu için bu 3 reaktans değerini topladık, çarpı geçen yük akımının per ünit cinsinden değerine eşittir. Değerleri yerine yazıp gerekli işlemler yapılırsa jeneratör geriliminin per ünit cinsinden değeri 1,16 mutlak değer olarak bulunur. Açısı da 9,4. Burada gerçek değeri istediği için per ünit gerçek bir baz olduğuna göre, evet, per ünit değeri nedir? Gerçek bölü bazdır. Gerçek değer bölü baz değerdir. Dolayısıyla bu soruda bizden gerçek değeri istiyor. O halde gerçek değer per ünit değerle baz değerin çarpımına eşittir. Per ünit değer mutlak değer 1,16. Evet, baz değer nedir? Jeneratörün yeni baz gerilim değerini. Bunu biz 12,5 bölü kök3 olarak hesaplamıştık. Jeneratörün baz gerilim değeri 12,5 bölü kök3'tü. Dolayısıyla baz gerilimle gerçek değeri çarparsak, pardon, baz gerilimle per ünit değeri çarparsak gerçek değer olarak 8,37 kilovoltu bulmuş oluruz. Evet, bu soruyla ilgili anlaşılmayan bir nokta var mı? Sormak istediğiniz bir husus var mı? O zaman bir soru daha çözelim. Evet, şimdi burada yine bir tek at şeması var. Şimdiye kadar çözdüklerimizden bir kol daha fazla olan bir tek at şeması. Şekilde tek hat diyagramı verilen yüksüz bir enerji sisteminin karakteristik değerleri aşağıda verilmiştir. Şimdi burada bakalım neler var. Bir nolu jeneratör var. G1 olarak gücü, gerilimi ve alt geçici reaktans değeri verilmiş. 2 nolu jeneratör yine karakteristik değerleri gerilim, güç ve alt geçici reaktans verilmiş. 3 nolu jeneratör, demek ki 1, 2 ve 3 nolu makinaların hepsi jeneratörmüş. Onun da karakteristik değerleri verilmiş. T1 transformatörü üçgen yıldız bağlı. Dönüştürme oranı 6,9, üçgen tarafı 115, yıldız tarafı olarak verilmiş. 6,9'a 115. Yani gördüğünüz gibi olması gerektiği gibi yükseltici bir transformatör. T2 transformatörü yine T1'e benzer şekilde güç değeri verilmiş, kaçak reaktans değeri verilmiş ve yine dönüştürme oranı verilmiş. T2 transformatörü için. Evet, T3 transformatörü, yani şuradaki transformatör,
tek fazlı ünitelerden meydana gelmiştir. Demek ki T1 ve T2'den farklı olarak T3 transformatörü tek fazlı bir transformatörmüş. Ve her bir trafonun gücü 10 megavolt amper, dönüştürme oranı 7,5'a 75. Kaçak reaktansı %10 verilmiş. Şimdi bu verilenlere göre bu sistemin empedans aslında reaktans diyagramı. Çünkü direnç değerleri verilmemiş. Dirençlerle ilgili herhangi bir bilgi yok. O yüzden ihmal ediliyor ve reaktans diyagramı isteniyor. 30 megavolt amper ve 6,9 kilovolt baz değerleri için. Şimdi burada verilen baz değerlerine dikkat ederseniz G1 jeneratörünün gerilim değeri ne uygun, ancak G1'in güç değeriyle aynı değil. Böyle bir zorunluluk yok. Yani baz değerler seçilirken illaki her zaman hattın başındaki G1 jeneratörün değerlerinin baz seçilmesi zorunluluğu yok. Burada G1'in gerilim değeri baz seçilmiş ama güç olarak 30 megavolt amper bazı isteniyor. O zaman şimdi reaktans diyagramını çizebilmemiz için öncelikle verilen yeni ya da soruda verilen baz gerilim ve baz güç değerlerini alarak yeni baz değerleri bulmamız lazım. Daha önce yaptığımız sorularda olduğu gibi. Şimdi baz güç değerimiz 30 megavolt amper. Biz bunu SB ile gösteriyoruz. Baz güç. Baz gerilim 6,9 kilovolt. Bunu da VB ile gösterelim. Şimdi 6,9 kilovolt G1 jeneratörünün baz gerilimini, eskisi de 6,9'du, yenisi de 6,9. Bunu alarak başlayabiliriz. Buna göre diğer hattın ya da verilen tek atış şemasının diğer noktalarındaki yeni baz gerilim değerlerini bulmak istiyorum. B noktasında, yani 100 ohmluk taşıma hattında baz gerilimi ne olur? Bunun için T1'in dönüştürme oranına bakmam lazım. T1'in dönüştürme oranı üçgen 6,9, yıldız 115. 6,9'dan 115'e yükseliyor. Zaten dönüştürme oranına dikkat edin. 6,9'a 115 ise 100 ohmluk taşıma hattının baz gerilim değeri nedir? 6,9 çarpı 115 bölü 6,9'dan 115 kilovolttur. Taşıma hattının baz gerilimi 115 kilovolt. Bu 115 kilovolt hem B ile C arasındaki 100 ohmluk taşıma hattının baz gerilimidir. Hem de aynı zamanda gördüğünüz gibi C barasından sonra taşıma hattı 80 ohm olarak farklı bir taşıma hattı olarak devam ediyor ama arada herhangi bir transformatör olmadığı için gerilim değeri değişmiyor. Dolayısıyla 80 ohmluk taşıma hattında da 100 ohmluk taşıma hattında da baz gerilim değerimiz 115 kilovolttur. Ama D noktasında yani 2 nolu jeneratörde ve F noktasında yani 3 nolu jeneratörde baz gerilim değerleri farklı. Onları dolayısıyla bulalım. 2 nolu jeneratörün baz gerilim değerine bakacak olursak T2'nin dönüştürme oranına bakmamız lazım bunun için. T2'nin dönüştürme oranı üçgen 6,9, yıldız 115. Yıldız 115, yani şurası 115. Üçgen taraf 6,9. Dolayısıyla 2 nolu jeneratörün baz gerilimi ne olur? 115 çarpı 6,9 bölü 115 olur. G2'nin baz gerilimi 115 çarpı 6,9 bölü 115'ten 6,9 kilovolt. Yani 2 nolu jeneratör devresindeki baz gerilimimiz, yeni baz gerilim değeri 6,9 kilovoltmuş. Şimdi de 3 nolu jeneratörün baz gerilim değerini bulalım. T1 ve T2 özür dilerim. T1 ve T2 transformatörleri 3 fazlı transformatörlerdi. Ancak T3 tek fazlı transformatör. Az önceki örnekte de, geçen haftaki örnekte de yapmıştık. Bunlara o yüzden tek fazlı transformatör olduğu zaman dikkat etmemiz gerekiyor bağlantı nokta grubuna. Şimdi şurası 115 olduğuna göre
3 nolu jeneratör devresindeki baz gerilim T3'ün dönüştürme oranına bağlı olarak değişecek. Önce dönüştürme oranına bakalım. Dönüştürme oranı, dikkat edin, burada bağlantı grubu gösterilmeden, iki tarafta yıldız olduğu için gösterilmemiş, 7,5/75 kV olarak verilmiş. Şimdi 7,5'a 75, ancak 7,5 hangi taraftır? 75 hangi taraftır? İkisi de yıldız olduğu için hangi taraf olduğu verilmemiş. Ancak ben biliyorum ki T1 transformatör eğer yükseltici bir transformatör ise, yani 6,9 115 kV'a yükseltilmiş ve E noktasına kadar taşınmışsa, burada T3 tekrar yükseltici bir transformatör olmaz. T3 alçaltıcı ya da indirici bir transformatördür. Bu nedenle de primer tarafı 75'tir. Sekonder tarafı 7,5'tür. Çünkü bu indirici bir transformatör olmak durumundadır. O yüzden bunu ben hangi tarafın 75, hangi tarafın 7,5 olduğunu ya da olması gerektiğini anlıyorum. O halde 3 nolu jeneratörün baz gerilimi nedir? 115 çarpı 7,5 bölü 75'tir, değil mi normal şartlarda? 115 çarpı 7,5 bölü 75. Ancak T3 3 fazlı transformatör olsaydı böyle olacaktı. T3 tek fazlı transformatör olduğu için ne demiştik? Yıldız tarafını köküçte çarpıyor, çarpmamız lazım demiştik. Ancak burada iki tarafta yıldız. O yüzden G3'ün baz gerilimini alırken 115 bölü 7,5 bölü 75 yapmam yeterli. Çünkü payı ve payı da köküçte çarpınca sonuç değişmeyecek. G3'ün baz gerilimi 11,5 kV. Buradaki baz gerilim değerinde 11,5 kV olarak bulmuş olduk. Evet, şimdi baz gerilim değerlerini bulduk. Artık buradaki elemanların yeni baz değerlerine göre yeni per ünit reaktanslarını hesaplayabiliriz. Sırasıyla başlayalım. Önce jeneratörlerin per ünit reaktansları G1, G2 ve G3 jeneratörünün kullanacağımız formül yine aynı. X per ünit volt parantez içerisinde VB volt bölü VB nivin karesi çarpı SB niv bölü SB volt. Artık bu formülü çok iyi biliyoruz. Bir nolu jeneratörün eski baz gerilim değeri, hatta üçü için de birlikte gidebiliriz. G1, G2, G3 için, üçü için de eski baz reaktans değeri kaçtır? 0,15. O yüzden bakın üçünde de 0,15 yazdık. Şimdi burası neydi? VB volt bölü VB nil. Bir nolu jeneratör için eski baz gerilim değeri kaçtır? 6,9. Peki yeni baz gerilim değerini kaç bulduk? Onu da 6,9 bulduk. İki nolu jeneratör için de eski değer 6,9. Yeni değer yine 6,9. O yüzden bir ve iki nolu jeneratörler için eski ve yeni baz gerilim değerleri değişmiyor. 6,9. 3 nolu jeneratör için de bakalım. 3 nolu jeneratör için eski baz gerilim değeri 13,8. Bu eski değer. Biz yeni değeri kaç bulduk? 11,5 bulduk. Eskisi 13,8, yenisi 11,5. İşte 3 nolu jeneratör eskisi 13,8, yenisi 11,5. Şimdi gelelim güçlere. Güç eşitliğimiz SB nil bölü SB volt, yani yeni baz güç bölü eski baz güç değeridir. Bizim yeni baz güç değerimiz sistemin tamamında aynı, değişmez, sabittir. 30 megavolt amper olarak 30. Yani yeni baz güç değerimiz, o yüzden üçünde de bakın 30 yazdık. G1 jeneratör için eski baz güç değerimiz 20. O yüzden 30 bölü 20. G2 jeneratör için eski baz güç değerimiz 10. O yüzden 30 bölü 10. G3 jeneratörü için eski baz güç değerimiz 30. O yüzden de 30 bölü 30 yaptık. Buradan jeneratörün her 3 jeneratör içinde eski değerleri kullanarak, eski ve yeni değerleri kullanarak yeni baz reaktans, daha doğrusu yeni per ünit reaktans değerini hesaplamış olduk. Jeneratörleri hesapladık. Şimdi de iletim hatlarını ve daha sonra transformatörleri hesaplayalım. İletim hatlarının
gerçek değerleri verilmiş ohm cinsinden. O halde per ünit değeri hesaplayabilmek için baz değerini bulmam lazım. Çünkü gerçek bölü bazdan ancak per ünit değerini hesaplayabilirim. Baz değer ise ZB ile gösterdiğimiz baz değer ne eşitti? VB'nin karesi bölü SB'ye eşitti. Taşıma hatları için baz empedansı az önce 115 kilovolt olarak hesaplamıştık. Baz gücümüz de 30 megavolt amper. O yüzden 115'in karesi bölü 30'dan baz empedans değerini ohm cinsinden yine buluyoruz. Per ünit değer nedir? Gerçek bölü baz. Baz empedans 440 zaten. Dolayısıyla 100 ohmluk taşıma hattı için per ünit değer gerçek değerim 100 ohm. 100 bölü 440. 80 ohmluk iletim hattı için gerçek değer 80 ohm olduğu için 80 bölü 440'dan her iki taşıma hattının da reaktanslarını per ünit cinsinden bulmuş oluruz. Şimdi gelelim transformatörler için yeni değerleri hesaplamaya. Şimdi transformatörler için XT1 değeri XT2, XT3'ü 3'ünü ayrı ayrı hesaplayacağım. Yine aynı eşitliği kullanacağım. Öncelikle transformatörlerin eski reaktans değerlerine bakalım. Soruda verilmiş bu üçü içinde. T1 için 0,1 yani %10. T2 için de %10. T3 için de yine %10. O yüzden her üç transformatörün de eski kaçak reaktans ya da eski reaktans değerleri 0,1 olduğu için 0,1 yazdık. Gelelim. Burası neydi? VB old bölü VB new. Eski baz gerilim bölü yeni baz gerilim değeri. Şimdi T1 transformatörü için eski ve yeni değerleri alırken ister primer tarafı alın, ister sekonder tarafı alın. Fark etmeyecektir. Primer tarafı alırsak primer tarafı bakalım T1 transformatörü için yani üçgen taraf 6,9. Yani eski baz gerilim değeri 6,9. Yeni baz gerilim değeri bir nolu jeneratör için baz gerilim zaten 6,9'du. Dolayısıyla yine 6,9. Yani T1 transformatörü için eski ve yeni baz gerilim değerleri değişmiyor. O yüzden 6,9 ve 6,9 yaptık. T2 transformatörüne bakalım. Evet, T2 yine üçgen taraf 6,9, yıldız taraf 115. Üçgen tarafı alırsak 6,9. Şurası 6,9. Peki 2 nolu jeneratörün baz gerilimini kaç bulduk? G2'nin baz gerilimi onu da 6,9 bulduk. Çünkü bu T2 transformatör için yeni baz gerilim değeridir. Sekon değeri aldık. Primeri de alsanız değişen bir şey olmayacak. Çünkü mesela primere bakalım. T2 için primer 115. Eski baz gerilim değeri 115. Şuradaki hatların yeni baz gerilim değerini de biz 115 bulmuştuk. Dolayısıyla T2 için de baz gerilim değeri 6,9 bölü 6,9 ya da 115 bölü 115. O da aynı sonucu verecektir. Gelelim T3'e. Evet, T3 için yine primer sekonder istediğiniz tarafı alabilirsiniz. T3'ün dönüştürme oranı 7,5'a 75'ti. Ancak tekrar yazalım. 75 şurasıydı. 7,5 burasıydı. Yani primer 75, sekonder 7,5. Baz gerilim değeri de hat tarafında 115'ti. 3 nolu jeneratör içinde 11,5. Yani burada da 11,5. Şimdi o zaman 3 nolu jeneratörün VB old bölü VB new değerlerini alırken primer tarafı alırsak 75 bölü 115, sekonder tarafı alırsak 7,5 bölü 11,5. Gördüğünüz gibi aynı sonuç çıkıyor. Ancak burada T3 tek fazlı transformatör olduğu için yıldız
Pahalı olduğu için yıldız yıldız. Yani primerde alsanız yıldız köküçle çarpacağız. Sekonderde alsanız yıldız olduğu için köküçle çarpacağız. Yani 75 köküç bölü 115 ya da 7,5 köküç bölü 11,5. T3 transformatör için 7,5 köküç bölü 11,5 baz gerilimlerin oranı. Evet, son eşitliğimizin sonunda baz güç, yeni baz güç bölü eski baz güç yapmamız gerekiyor. Yeni baz güç değerimiz 30 megavolt amperdi. Şimdi her üç transformatörü de eski baz güç değerlerine bakalım. Verilenlerden bakacağız. T1'in eski baz güç değeri 25 MVA. T2'nin 12,5 MVA. T3'ün her bir trafo 10 MVA diyor. Şimdi sırasıyla formülleri de yerine koyarken hatırlayalım. 25 sırasıyla 12,5 ve 10. Eski değerler. İşte 25, 12,5 ve 10. Ancak T3 transformatörü için olan güç değeri tek fazın gücü olduğu için. Çünkü bunlar tek fazlı transformatör. O yüzden de 10 MVA tek fazın gücü. Biz ne yapıyoruz? Bunları 3 ile çarpıyoruz. Böylelikle 3 fazın gücünü almış oluyoruz. Ve buradan da transformatörler için per ünit reaktans değerlerini bulmuş olduk. Dolayısıyla artık istenen reaktans diyagramını çizebiliriz. Reaktans diyagramını buradaki tek hat şemasına göre çiziyorduk. Dikkat ederseniz bir nolu jeneratör, T1 transformatörü ve 100 ohmluk iletim hattı birbirine seri bağlı ve C barasından iki kol ayrılmış. Bir kolda 80 ohmluk iletim hattı, T3 transformatörü ve 3 nolu jeneratör var. Diğer C'den ayrılan paralel kolda T2 transformatörü ve 2 nolu jeneratör var. Dolayısıyla buna göre reaktans diyagramını çizerseniz reaktans diyagramımız şu şekilde olacaktır. Evet. Reaktans diyagramı görüldüğü gibi bir nolu jeneratörü reaktans diyagramında gerilim kaynağı ve reaktans ile gösteriyoruz. Burası bir nolu jeneratör. Daha sonra T1 transformatörü var. Bulmuş olduğumuz Pernod cinsinden değerleri de üzerine yazdık. Daha sonra B ile C arasında 100 ohmluk taşıma hattı var. C ile E arasında 80 ohmluk taşıma hattı var. E ile F arasında T3 transformatörü var. Ve F noktasından sonra da üç nolu jeneratörümüz var. C noktasından bir kol daha ayrılmıştı. Orada da T2 transformatörü ve iki nolu jeneratörümüz var. Dolayısıyla reaktans diyagramını bu şekilde çizebiliriz. Evet, X T3'ü bulurken niye 3 ile çarptık? Tekrar söylüyorum. X T3 3 tane tek fazlı transformatörden oluşuyor. Yani her fazda bir tane olmak üzere 3 tane tek fazlı transformatör var. Ve her bir tek fazlı transformatörün gücü 10 megavolt amper. 3 fazlı, daha doğrusu buradaki bütün değerler 3 fazın değerleridir. 10 megavolt amper tek fazın gücüdür. Burada 3 fazın gücünü almam gerektiği için bunu 3 ile çarptık. Bu T1 ve T2 transformatörleri zaten 3 fazlı transformatörler olduğu için verilen güç 3 fazın gücüdür. Hatta gerilimlerde fazlar arası gerilim değerleridir.
Ama tek fazlı transformatörde verilen güç tek fazın gücüdür. Verilen gerilim değeri de faz nötr gerilim değeridir. O yüzden zaten yıldız tarafını köküte çarparak gerilimi fazlar arasına dönüştürüyorum. Gücü de 3 ile çarparak 3 fazın gücünü almış oluyorum.